Herkese merhaba tekrardan arkadaşlar. Yeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Şimdi yine en baştan başlayacağım. Son durum videosu olacak bu arkadaşlar. Bundan sonra da iki video daha gelecek. Şimdi su mercimeklerimiz gördüğünüz gibi gayet formunda. Sararanlar da oluyor arada, illaki olacaktır. Ama genelde filiz verenlerde bayağı bir miktarda var. Köklerini görürsünüz ufaktan. Bu ışığın etkisi bayağı bir iyi şekilde yansıyor bitkilere. Şimdi burada üremeler görüyorum. Bitkilerde burada üremeler görüyorum. Bayağı yeşil ve canlı görünüyorlar. Telefondan nasıl çıkıyor bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar, gelelim yavrularımıza. Mesela yavrularımız bayağı formundalar. Artık damızlık altı olmaya başladılar ufaktan ufaktan. Renkleri gelmeye başladı kuyruklardan itibaren, görüyorsunuz. Böyle gayet keyifli şekilde oturmuş su değerlerinin tadını çıkarıyorlar. Su değerlerini sonunda oturttum. Oturtmayı başardım arkadaşlar. Şimdi burada bir tane bunlar kadar gelişmemiş ama aynı bunlarla aynı anda doğan bir kardeş balık, bunların kardeşi olan bir balık var. Onu göstereceğim sizlere. Bu arada aşağıda da balıklarımız var. Onlar da aşağıdalar. Onları, o balığı bulabilirsem, bir saniye şu an bakıyorum sizinle beraber. Bunlardan bayağı bir ufak haldeydi o. Yem mi yemedi yoksa yeme yetişmedi mi? Bunlardan yeme fırsatım olmadı. Gerçi ben bol bir yemleme yapıyorum ama bunlar kadar gelişmemiş. Onu fark ettim ben. Onu da bugün fark ettim. Burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, mesela bu balık sanki hiç böyle yani bakılmamış gibi. Diğer akvaryumlardan alınmış, buna eklenmiş gibi. Nereye kayboldu? O kadar ufak ki bazen de burada. Göremiyorum da yani. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle netlerse eğer. Şu ışığı da ekleyeyim. Işıktan dolayı bir netleme problemi yaşıyorum sürekli ama bunu bir türlü çözemedim. Bu akvaryum üst kapağına ışık yaptıracağım. En sonunda bana onu yaptıracak galiba bu netleme olayı. Şimdi balıklarımız bu derecede arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi bir tane gelişmiş. Bir tane o da sadece. O da yine gelişmeye devam ediyor bu arada ama. Gördüğünüz gibi gelişen, maşallah kocaman olan balıklarımız bir hayli fazla. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi ilk akvaryumda su mercimeklerimiz ve yavru balıklarımız gelişimine devam ediyorlar. Gayet güzel bir şekilde. Kaybımız yok, hastalığımız yok bin şükür. Aksi halde, yani aksi giden bir durum yok. Şu anda bir şöyle daha yakın göstermek istiyorum sizlere. Su salyangozlarımız, adi salyangozlarımız da ufak ufak böyle işlerini yapmaya başladılar. Onlar da üremeye başladı ufaktan, çaktırmadan. Ama farkındayım. Bir yayılma politikası izliyorlar şu an. Böyle diğer akvaryumlarda da var. Minik minik büyümeye başlamışlar. Onlarda fazla zararı yok bana arkadaşlar. Çok çoğalmadığı sürece. Çoğalırsa da müdahale edeceğim artık. Şimdi en son ne yapmıştık? Doğum yapan balıkla erkekle dişiyi ayırmıştık. Bir hafta ayrı kaldılar. Dişiyi dinlendirdim arkadaşlar. Ama sanki dişinin karnında ben hala yavru görüyormuş gibiyim. Bir doğum da yok. Bakalım neler olacak. Ben de sizinle beraber durumu takip edeceğim. Maşallah erkeğimiz burada arkadaşlar, gayet formunda. Her zamanki gibi. Şöyle üstten de göstereyim hatta size. Maşallah derseniz arkadaşlar, çok sevinirim. Dişimiz de burada arkadaşlar. Lambayı da yeni yaktığım için şu an böyle bir afallama modundalar. Böyle gördüğünüz gibi yeni yeni uyanıyorlar. Karanlıkta durdukları için uyku modundalardı. Şimdi bu bölüme, hatırlarsanız en sonunda furret yavrularım vardı benim. Furret yavrularını bu bölüme aldım. Onlar da beyaz oldukları için böyle, şurada bir tane var. İnşallah netleyecek arkadaşlar, şöyle göstereyim, aynen. Bunlar da arkadaşlar gelişmeye devam ediyorlar. Bunlar da boyları, hatırlarsınız bunlar çok sonradan doğmuştu. Ona rağmen boyları gayet iyi durumda. Yerde olanlar da var. Diğerlerini fazla bulamadım ama. Şimdilik burada furretli yavrularında durum bu şekilde arkadaşlar. Burada mercimekle gelen balığımız var. Bir tanesi burada. Diğeri köşede arkadaşlar, şöyle görüyorsunuzdur. Burada ise bir haftalık yavruları olan, yani en son videomdaki gözünüzde hani beraber izlemiştik ya, gözünüzün önünde doğan yavrular var arkadaşlar. Bunlar da kıpır kıpır maşallah. Arkadaşlar görüyor musunuz? Yani bunlar küçük akvaryumdaydı ve ben buraya aldım bunları. Buraya geçireceğimi söylemiştim. Buraya aldım bunları ben. Ve gayet seçilmeye başladılar bile. Yani bundan bir önceki videoyu izlerseniz balıklar neredeyse görünmüyordu. Çok aşırı derecede ufaklardı. Görüyor musunuz? 5-6 günde hemen bu hale geldiler bile. Bunlar da maşallah çok hızlı şekilde büyümeye devam edecekler. Bunları nasıl hızlı büyüttüğümü ben size Lepsis yavrularını hızlı büyütmek için başlıklı videomda
uzun uzun anlatmıştım arkadaşlar. Hatta bunların bir önceki videomda, doğum videolarında bile size dedim ki bir hafta sonra balıklara tekrar bakın demiştim. Orada uzun uzun anlattım. Tekrar izleyerek ufak tefek tecrübelerden faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Sizin eklemek istediğiniz şeyler olursa onları da söyleyebilirsiniz. Şimdi bu video böyle bir son durum videosu olacak. Şöyle gördüğünüz gibi. Yeni malzemeler var arkadaşlar. Bunları tanıtacağım. Sonra yeni bir sistem kurdum. Arkada boru görüyor musunuz? Şöyle bir boru var. Ucunda pet şişe var. Ondan yeni bir sistem yaptım. Dip çekimi. Belki çoğunuz videolarda denk gelmişsinizdir. Denk gelmeyenler benim gibi sonradan öğrenenler de öğrenmiş olacak. Bilgi sahibi olmuş olacak. Onları sizle paylaşacağım. Su kaybolmadan, hiçbir zahmette bulunmadan tek bir hortum aracılığıyla bu balıkların diplerde biriken pisliklerini, yem artıklarını nasıl çekebiliriz, nasıl temizleyebiliriz? 2-3 dakikada nasıl halledebiliriz onu anlatacağım size. Yeni kurduğum sistemden bahsedeceğim. Onun videosu gelecek arkadaşlar. Sonra yeni bir yem hızlı büyütmek için oluşturduğum yemlerden bahsedeceğim. Artemiye çıkartmakla uğraşmadan balıklara direkt olarak nasıl artemiye veririz onları anlatacağım. Öyle videolarım gelecek arkadaşlar. Sadece bu son durum olarak sizlere böyle bir yavru gelişimlerini, son durumu, balıkları yine akvaryumuna aktarmıştım. Onların son durumlarını göstermek istedim. Böyle bir video olsun. Kanala yeni aboneler geliyor. Bu beni çok mutlu ediyor arkadaşlar. Yorumlarınızı çok beğenerek takip ediyorum. Teşekkür ederim yorumlarınız için, abone olduğunuz için, takip ettiğiniz için. Sizin de böyle kanallarınız varsa, hayvanlarla alakalı olsun, başka bir şey olsun, kanallarınız varsa destek isterseniz ben de seve seve gelirim, katılırım, yorum yaparım. Beraber birbirimizi destekleyebilir, abone olabiliriz. Videolarımı izlediğiniz için, yorumlarınız için, abone olduğunuz için tekrardan teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.